Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. Tekrar herkese günaydın. Uzman estetisyen İmren Öztürk, onun yüzüne ve konularına artık alıştık. İmren'cim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim, bizler İmren Hanım'la uzun uzun sohbet edeceğiz yaz aylarında. Nasıl cilt bakımı yapılır, neleri yapmamamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım konuşacağız. Ama önce biz Nesrin Hanım'la beraber İmren Hanım'ın yerinde uygulamalar yaptık. Hep birlikte izleyelim, sonrasında buradayız. Evet, öncelikle cildi temizleyerek başlıyoruz. Cilt kuruysa mutlaka sütle, yağlıysa ve yağlıya dönük karma bir ciltse mutlaka jelle temizlik yapılması lazım. Temizliğe önce göğüs kısmından başlıyoruz. Evet, temizlik işlemi bitirdikten sonra ılık havlu yardımıyla sürdüğümüz jeli ya da sütü temizliyoruz. Sütümüzün arkasından peeling işlemine geçiyoruz. Peeling işleminde granürlü ve granürsüz. Eğer cilt hassassa kesinlikle granürsüz peeling kullanılması gerekiyor. Ama cildimiz normalse ve gözenekler açık ve siyah noktalarımız fazlaysa granürlü peeling çok daha iyi olur cilt için. Eğer cildimizde gözenekler hakikaten büyük ve siyah noktalar çok derinse sürdüğümüz peeling ile birlikte taşlama işlemi de yapabiliriz. Evet, şimdi taşlama ile devam ediyoruz. Ciltte biraz önce de söylediğim gibi eğer ciltte çok ciddi siyah noktalar varsa ve gözenekler büyükse mutlaka ve mutlaka taşlama yapılması çok uygun olur cilt için. Daha derinlemesine temizliyor. Peeling ile birlikte taşlama işlemi yapıyoruz. Bu büyük gözenekler ve siyah noktalı için daha etkili bir işlemdir. Özellikle burun kenarlarında ve burun üstünde çok ciddi siyah noktalarımız ve gözenek açıklıklarımız bulunmakta. Taşlama işleminin ardından cildi tekrar güzelce temizliyoruz. Şu an cildimiz ışıl ışıl oldu. Eğer gözenekler dediğim gibi taşlama dışında çıkmamışsa buna da uygulama yapabiliriz. Bu da yine burun kenarlarında ya da ciltte uyguladığımız bir işlemdir. Akneleri dışarı çıkartmak da çok etkilidir. Dokuya çok fazla zarar vermeden sıkma işlemimizi bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Evet, sıkma işlemimizin arkasından cildi rahatlatıcı tonik uyguluyoruz. Ve toniğimizin arkasından cildimize uygun olan maske işlemini uygulayacağız. Yağlı ciltler için kil maskesi, sivilceli ciltler için, yağlı ciltler için kil maskesi çok rahat uygulanabilir. Bunun dışında bütün cilt tipleri için uygun maskeler bulunmakta. Evet, tonik işlemimizin arkasından cilde uygun bir maskeyle yaklaşık 20 dakika bekletiyoruz. Evet, maskemizi temizledikten sonra arkasından cilde uygun bir kremle masaj yapacağız ve cilde yedireceğiz. Öncelikle timus bezine baskıyla devam ediyoruz masaja. Boyun bölgemizi yukarıya doğru ve yaptığımız bütün masaj hareketleri sürekli yukarıya doğru olacak. Aynı zamanda kan dolaşımımız hızlanacak. Çizgiler, ince çizgilerimiz azalacak. Evet, şimdi göz kremimizi kullanalım. Evet, göze masaj yaparken de mutlaka çizgilerin tersine gitmek durumundayız. Şu şekilde çizgi açıcı olarak. Evet, gözün iç kısımlarında gözyaşı kanallarımız vardır. Bu kanallarımıza ufak baskılarla masaj yaparsanız hem gözyaşı kanalları rahatlayacaktır. Hem de tıkanmış kanallar açılacaktır. Evet, göz bakımımızın arkasından özel bir cihaz yardımıyla göze masaj yapan ve aynı zamanda ödemleri, şişlikleri ve morlukların giderilmesine yardımcı olan
bu özel makinamızla hastamızı dinlendiriyoruz. VTR'de de gördüğümüz gibi artık erkekler de ciltlerine karşı duyarsız kalmıyorlar. Kalmasın. Yaz aylarında daha önemli bir konu cilt bakımı. Artık bay bayan ayrımı hiçbir şekilde yapmıyoruz. Çünkü baylar da bayanlar gibi artık bakımlı oldu. Çünkü cilt sorunu herkes olabilecek bir sorun. Ergenlik döneminden tutun da ileriki yaş seviyesine kadar maalesef cildimiz için her zaman bir bakıma ihtiyacımız var. Özellikle yaz aylarında artık cildimizde kurumalar ya da ciddi anlamda yağlanmalar gibi çok şey söz konusu oluyor. Bunun için bakımlar yapıyoruz. Yağlı ciltler için daha çok bu dönemde yağ oranını dengelemek için yaptığımız bakımlarımız var. Hydrafacial gibi, oksijen bakımı gibi, merkezlerde yapılan özel bakımlar gibi birçok çeşidimiz var. Öncesinde cildimizin yağ oranını dengelememiz ve cildimizi derinlemesine temizlememiz gerekiyor ki cildimizi güneş enerjisinden, lekelenmelerden koruyalım. Peki derinlemesine temizlik hep üstüne basa basa söylediğiniz bir şey evet. Ki gerçekten çok önemli. Yağlanma ama özellikle yaz aylarında yapılması gereken kıştan farklı ne gibi uygulamalar var? Şimdi yaz aylarında aslında lekeyle ya da ciddi birçok leke ya da cildimizdeki pigmentlerle uygulanabilecek birçok bakımı yapmıyoruz. Cilt derinlemesine temizlenmesi ve nem bakımları daha çok yaptığımız şey. Ama tabii ki bu dönemde maalesef yazın insanlar çok fazla terlediği için de ciddi anlamda yağlanma da söz konusu olabiliyor. Bundan kaynaklı sivilce, akne gibi problemler de çıkıyor. Buna ilgili olarak da bakımlar merkezimizde yapılıyor. Artık yaz aylarında sıkma işlemi ya da iğneli veya iğnesiz cilt yüzeyini etkileyecek derinlemesine yani cildin deri katmanıyla ilgili olan bakımları yapmıyoruz. Daha çok siyah nokta temizlikleri, cilt derinlemesine temizlik, akne problemleri ilgili olduklarında onlarda kurutma işlemleri yapıyoruz. Yağ dengelemede, yağ problemi olanlarda yağ dengeleme bakımları yapılıyor. Dediğim gibi her yaş, her cilt tipine göre bu bakımlar çeşitleri değişiyor. Değişiyor. Ama en önemlisi tabii ki cildimizin derinlemesine temizlik bakımı. Biz bu güneşten nasıl korunacağımızı bir türlü çözemedik. Evet. Yani güneşli de olmuyor, güneşsiz de olmuyor. Güneşsiz yani, bir dünyayı düşünmek Allah imkansız. Kurusun, tabii de. Güneş enerjisinden hani çok iyi şeyler alıyoruz ama küçücükte cildimiz için zararları var. Yani şu dönemde aslında yaz kış artık güneş kışın da var. O yüzden güneş koruyucu doğru güneş koruyucularını kullanmamız gerekiyor. Yani çantamızı aslında taşımamız gereken en önemli faktörlerden biri güneş faktörümüz. Yani bu çok önemli. Yani hiç kimsenin aslında hani ben işte sokağa çıkmıyorum, dışarıya çıkmıyorum deme gibi bir lüksü de yok aslında bu dönemde. Çünkü bulunmuş olduğumuz ortamlarda ışıkların bile cildimize sağladığı bir leke veya cildimize sağladığı bir zarar var. Bunun için de cildimizin güneş koruyucuyla sağlıklı doğru bir marka ve doğru bir seçimle güneş koruyucuyu kullanmamız gerekiyor. Peki biz güneş koruyucuyu kullandık. Leke olmaması için cildimizde yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü maalesef insanlar güneşi sabah çıkıyorlar, bir kere güneş koruyucu kullanıyorlar ve gün boyu güneşin altında o güneş koruyucuyla akşama kadar bekliyorlar. O güneş koruyucu bir müddet sonra vücudumuz terlediği için onun sağlamış olduğu nemle birlikte etkisini kaybediyor. O yüzden sık sık tekrarlanmalı. Ama bunun öncesinde tabii ki de cildimiz eğer ki doğru bir şekilde nemli bir cildimiz varsa su tüketimi, cildimize doğru ürünlerle yapılan bakımlar, evde kullandığımız cilt temizliği, kozmetik markaların bile aslında cildimize birçok etkisi ve yan etkisi var. Yani hem iyi yönde hem kötü yönde etkileri var. Doğru kullanım ve doğru bakımlar. Onları da yeri gelmişken anlatalım mı? Mesela birçok kadın, erkeklerde de nadiren ben tanık oluyorum ama birçok kadın ya arkadaşından ya işte etrafından duyduğu şeylere göre hareket ediyor. Bu doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil kesinlikle. Çünkü herkesin cilt yapısı farklı. Herkesin cildindeki problem farklı. Bazı ciltler geliyor inanılmaz yani 30 yaşında belki ama ciddi anlamda kırışıklığı var. Bazı ciltler geliyor yani ergenlik döneminde bile değil ama 30-35-40 yaşlarında akne sivilce problemi yaşıyor. Bazı ciltlerde ciddi anlamda doğum lekesi gibi lekeler oluşmaya başlıyor gibi. Herkes işte ben şunu kullandım bu iyi geliyor cildime deyip herkes birbirinin aslında taklidi yapıyor. Bu çok yanlış. Kesinlikle doğru uzmanlar eşliğinde bakımlarında, ürünlerinde doğru uzmanlar eşliğinde verilmesi gerekiyor. Ya benim mesela bak şu görüyor musun kızarıklık evet. O güneş lekesi mi o? Güneş lekesi değil. O kılcal damarlardan kaynaklanan bir şey aslında. Cildinizde yani güneşle ilgili bir leke yok. Sadece bazı bölgelerinizde hassasiyetiniz yoğunlukta. Bununla ilgili güneş koruyucu ve nem bakımlarını özellikle yaz aylarında yaptırın ki lekelenmeniz olmasın.
Peki içten dışa yansıyan, cildimize yansıyan ne gibi şeyler olabilir? Ya aslında beslenmemiz en önemli şey. Bu cildimize su tüketimi, yani vücudumuz için, aslında tüm organlarımız için en önemli şey. Gözümüzden, kalbimizden, yani aklınıza gelebilecek her şey. O yüzden su ve beslenme en önemli şeylerden biri. Tabii ki de aslında yediğimiz birçok meyvenin cildimize çok güzel etkileri de var. Bunlarla ilgili cildimize yedikten sonra maskeler dahi yapılabiliyor. Ki biz de dönem dönem ev danışanlarımızın eğer ki farklı ürünler kullanmak istemediğinde evde bu şekilde de yönlendirme yapıyoruz. Ya aslında doğru ve bilinçli bir şekilde yapıldığında evde de uygulamalar yapılabilir ama hani hem evde yapılması gereken hem de uzmanlar tarafından yapılması gereken uygulamalar var. Yani yazın farklı, kışın farklı yine olmak üzere. Ama en önemlisi de tabii doğru yönlendirilme. Ki bildiğim kadarıyla sizin de bahsettiğiniz gibi şey de etkili. Cilt yaşı. Evet, kesinlikle. Yani şimdi ben mesela 38 yaşındayım. Benim cilt yaşım kaç bilmiyorum ama mesela merak da ediyorum bunu. Mesela 35'miş diyelim. Ya da 30'muş diyelim. Ona göre bir ürün kullanmam gerekiyor. Artık, ya da 50 ise ona göre bir ürün kullanmam gerekiyor değil mi? Artık zaten merkezlerimizde bulunan özel bir cihaz yardımıyla sizin cildinizin cilt analizi, kaç yaşında olduğunuz, ne gibi problemler olduğu gibi birçok şey ortaya çıkıyor ve size bir reçete hazırlıyoruz. Ve bu reçete yardımıyla da size sizin ihtiyacınız olan ürünleri temin ediyoruz. Bu süreç artık nasıl sistem, ilerliyor? Yani sözünüzü bu kesin, çok kısa bir süre aslında. Yani geldiğinizde bir yarım saat gibi bir sizi cihazla cildiniz inceleniyor ve ona göre uygun makine belirledi ürünleri de biz size yönlendirme yapıyoruz. Tabii ki bir tedavi süreciniz oluyor. Yani eğer cildinizde sağlık problemi olan kişiler de maalesef merkezlerimize geldiği için eğer sağlıksal bir problem yoksa cildinizin iyileşme evresini hızlandırıyoruz. Ve buna göre de bakımda önerilerde de bulunuyoruz, ürün önerilerinde bulunuyoruz. Ya az önce söylediğiniz meyve ve sebzelerden cildimize mesela her erkeğin, birçok erkeğin başına gelmiştir. İşte eve gidiyorsun. Evde hanım salatalık falan böyle bir şeyler yapıyor. Normal mı bu şeyler? Tabii ki, yani aslında bunlar yapılabilir. Yani yediğiniz ama ben mesela meyvelerden. Sözünü kesiyorum ama ben mesela Allah'ın vermediği güzelliği salatalıktan bekleme diyorum yani. Ama salatalığı veren şey de o. Var mı önemli yani? Tabii ki salatalığın da vücudumuza inanılmaz etkisi var. Salatalık mesela cildimize inanılmaz bir şekilde ışıltı verme özelliği var. Özellikle göz altlarında morluklara iyi geldiği biliniyor. Onun dışında yoğurt inanılmaz nem maskesidir. Yazın en çok önerdiğim, yani ev kullanımı için yoğurt inanılmaz önerdiğim bir maskedir. Bal, antiyejik, inanılmaz içerisinde güçlü antioksidanlar olduğu için cilde inanılmaz bir şekilde kırışıklıklar da etkiliyor. Aslında birçok şey. Güneş koruyucu yok. Evet. Bazen yoğurt falan sürüyorlar. Doğru mu şey? Aslında güneş koruyucu yerine yoğurt sürmek doğru bir şey değil. Ya da sadece güneş yanığı olduğunda nem sağladığı için o yapılabilir ama acı tabii ki yine acı hissetmemek, o bölgenin kurumasını engellemek için nem açısından yoğurt tercih edilebiliyor. Aslında baştan danışıp bu tür şeylere mal vermemek doğru sanıyorum. Doğru. Öyle değil mi? Bir de şöyle bir durum söz konusu. Şimdi biz Zeynal'ın da dediği gibi işte güneş koruyucumuzu aldık. Her şeyimiz yanımızda, iyi, tamam, güzel ama doğru zamanlarda ve doğru miktarda cilt bakımı yaptırmıyoruz. Bu da farklı etkiliyor, öyle değil mi? Tabii ki. Yani ben senede bir yaptırırsam o cilt bakımının bir anlamı şöyle, olur mu? Aslında gerçekten yani cildin bazı mesela ciltlerde biz diyoruz ki hani ev ürünlerinizi alın, siz kendiniz de toparlayabilirsiniz. Çünkü cildinizde çok fazla akne problemi yoksa, sivilce problemi yoksa, siyah nokta problemi yoksa, cildinin tek ihtiyacı olan temizlik ve nemse bunu zaten kişiler kendileri de sağlayabilir. Dönem dönem 3 ayda bir, 6 ayda bir kendini ödüllendirmek için bakım yapılabilir. Geçen bölümlerde sormuştuk ayda bir kere cilt bakımı. Evet. Peki yaz aylarında? Yaz aylarında eğer cilt çok kuruysa 2 haftada bir kesinlikle merkezlerimizde yapılması gereken bakımlar var. Ne yapıyorsunuz? Hangi biz şu anda ama? Aslında yaz döneminin en çok yaptığımız bakımlardan biri jet peel, oksijen bakımı, hydrafacial gibi. Yani sıkma işlemi olmadan cildi derinlemesine temizleyecek vakum sistemiyle cilde oksijen vererek cilde hem içten yani çıktıktan sonra cilde herhangi bir kızarıklık ya da herhangi bir reaksiyon göstermediği için herkesi yaptırıp normal günlük hayatına devam edebiliyor. O da önemli değil mi? Evet, yani tabii. Yaptırdığınız cilt bakımının size tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz, gerekliyse olabilir ama normal şartlarda dediğiniz gibi hayatınızı kaldığınız yerden devam etmek o dakikada
Hatta böyle pembiş pembiş daha evet. iyi hissettirmesi yani daha güzel. En önemli faktör o işte. Yani şimdi mesela özellikle gerek yok. Beyler çok tercih ettiklerinde hı-hı. yani diyor ben hani yani cildimde kızarıklık istemiyorum ya da iğneli bir şey istemiyorum. Zaten belli cilt olmasın. Evet belli olmasın anlamasınlar. Şimdi cilt bakımından sonra sadece yaptığı cilt de aslında güzel bir bakımın cilt inanılmaz temiz ve ışıl ışıl ve parlıyor. Sağlıklı duruyor. Sağlıklı duruyor. Yani onun herhangi bir yani yaptığını gerçekten yakın çevresi ama hani söylemek istiyor. Söyle yani bir şey yapma ama fark ediliyor tabii ki. Canlılık ve ışıltı ve parlaklıkla. Aslında bu, niye böyle düşünüyor? Yani bizi aslında, ne zorluyor işte cilt bakımı yaptırmamızı saklamaya da. Ön yargı herhalde. Evet. Ben de katılıyorum sana. Çok... Aslında şu anda bu ön yargı ciddi anlamda aşılmış durumda. Değil çünkü mi? Artık bayanlar eşlerini tutup kolundan getiriyor. Çünkü ya da işte sevgililer inanılmaz çiftler geliyor. Çünkü artık herkes sağlıklı ve iyi gözükmek istiyor. Yani epilasyondan tutun, cilt bakımlarından tutun, zayıflama, selülit, işte beylerde saç dökülmelerine karşı işte mezoterapiler gibi artık birçok bakım ortak noktamız oldu bayan ve erkeklerle. Eskiden sadece bayanlara yapılan şeyler artık erkeklere de yapılıyor. O yüzden aslında çok daha iyi gözüküyor. Kendini aynaya baktığında iyi hissetmesi, güzel görmesi çok önemli bir şey. Bu arada gözeneklerle ilgili hı-hı. röportajımız vardı. Şimdi her şey çok iyi, güzel de bu gözeneklerden nasıl kurtulacağız? Şimdi gözenekler aslında cilt, o yüzden ayda bir cilt bakımı önerilerinde bulunuyoruz. Çünkü gözeneklerimiz eğer uzun süre maalesef cildimizden temizlenmedi, arındırılmadığı sürece gözenekler büyüyor ve derinleşiyor ve artık... Yaşlı için, duruyoruz. Evet, yani makyaj bile yapsalar gözenekler derin derin ve büyük büyük duruyor. Bunun için yine en önemlisi derin temizlik, sonrasında gözenek sıkılaştırıcı bakımlar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Özel makinalı farklı bakımlar yapıyoruz. Yani yine cildimizin aslında derinlemesine temizlikten sonra sıkılaştırma görevi sağlayacak bakımlar yapıyoruz bunlar için. Yaz aylarında bu konuyla ilgili çok fazla bakım yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta cihaz yardımıyla yapacağımız için genelde kış ayları Eylül, Ekim, Kasım'dan sonra tercih ediliyor bu bakımlarda. Onun dönemleri de önemli. Tabii ki. Yani leke tedavisi kış aylarında yapıyoruz. Yine cildimizdeki gözenek sıkılaştırma kış aylarında yapıyoruz. Yaz aylarında nem bakımları, temizlik bakımları, yani daha çok antiyejik bakımları gibi bakımlar yaz yapıyoruz. Yaz aylarında dinlendiriyoruz. Yani. Evet. Yeme içme konusunda da yardımcı oluyorsunuz değil tabii, mi? Tabii yönlendirme yapıyoruz. Yani sağlıklı beslenme aslında en önemli şey. Ama tabii ki de su bizim için her şey. Çünkü suyu iyi tüketmeyen kişilerde ciddi anlamda kırışıklıklar çok erken yaşta başlıyor. Ve ciddi anlamda kuruma ve pullanma oluyor. Ya. O yüzden biz danışanlarımıza diyoruz. Yani su tüketimimiz çünkü cilde bakıyoruz ve direkt kuru olduğunu fark ediyoruz. Su tüketimimiz bir bardak, iki bardak. Yani ortalama 2,5-3 litre yakın su tüketmeniz gerekiyor. Hı hı. Ki cildiniz yapılan bakımlarla etkisini de kendini sızlı bir şekilde görürsünüz. Hem biz de mutlu oluruz. Aslında onlar da bir nevi sağlıklı yaşamaya sadece başlıyorlar. Sadece cilt için değil yani su hayattır. Evet. Yani günde 3 litre su ömrümüzü uzatır. Tüm organlarımızın genç kalmasını sağlar. Lütfen günde 2,5-3 litre su için en kötü ihtimal kanserden korunursunuz. Evet. Allah korusun diyelim. Şimdi bir de şöyle bir durum var ki her şey iyi güzel. Biz cilt bakımımızı da yaptırdık hı hı. ama cilt bakımının üzerine makyajımızı yaptık ve yazında dediğiniz gibi hı hı. hem makyajımız var hem terledik. Ne kadar yaptırırsanız yaptırın sonrasında yapmanız gereken şeyler farklı oluyor. Tabii ki, tabii ki. Bu aşamada neler yapmamız lazım? Şimdi biz zaten cildimizi koruyabilmek adına. Cildimizi koruyabilmek için özellikle bayanlar yani erkekler bu konuda biraz daha şanslılar. Çünkü onlar bayanlar makyaj kadar bizim kadar makyaj derdiniz yok maalesef. O yüzden bayanların bu konuda ciddi anlamda ev ürünlerini dikkate almaları gerekiyor. Makyajla uyumamaları gerekiyor. Yazın makyaj yapmamayı öneriyor musunuz? Mesela yani çok aslında, yoğun makyaj. Aslında sağlıklı bir cilt yani bakımlarını düzgün yaptıran cildine sağlıklı iyi bir şekilde düzgün ürünlerini kullanan kişiler zaten yazın makyaja çok fazla ihtiyaç duyduklarını sanmıyorum. Çünkü zaten ciltleri pürüzsüz ve ışıl ışıl ve nem oluyor. Ama cildinde problemi olanlar veya işte makyajı çok seven insanlar yazın da tercih ediyor. Bunların da kesinlikle çok iyi bir şekilde cilt temizliklerini yapmaları gerekiyor. Yani gece makyajla asla uyumamaları gerekiyor. Güneşe makyajla çıkılmalı mı? Evet. Eğer ki güneş koruyucu alt tabakaya uygulanırsa neden olmasın? Tabii ki çıkılabilir. Herhangi bir sakıncası yok. Güneş koruyucularında en önemli şey faktörleri. Yani içerisindeki çink oranları çok önemli. Çünkü her cilde her güneş koruyucu ya da her faktör olmuyor. Onun için yine doğru bir tercih yapmaları gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür İnşallah ederim. En kısa zamanda iyi ki varsın izleyicileriyle yeniden buluşturacağız teşekkür sizi. Teşekkür ederim inşallah. Ayaklarınızı... Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.